Merhaba ben doktor Mithat bu videoda özellikle aşırı aktif mesane hastalığının hayatlarında ve yaşamlarında dikkat etmesi gerekenlerden bahsedeceğim. Aslında bu videoda anlatacaklarım aşırı aktif mesane temelinde olmakla birlikte idrar yaparken bir problem hisseden herkesin uygulaması gereken şeyler. Acil idrara çıkma şikayeti olan birinde herhangi bir enfeksiyon ya da başka bir buna sebep olabilecek patoloji bulamıyorsan buna aşırı aktif mesane denir. Bu duruma sıklıkla sık idrara çıkma ya da gece idrara çıkma gibi şikayetler eklenir. Bunun üzerine de idrar kaçırma gibi çok daha kötü bir durum eklendiğinde de hastalık oldukça can sıkıcı hale gelebiliyor. Bunun kronik bir hastalık olduğunu biliyoruz. Bu sebeple alışkanlıklarınızı değişmek ve bunları hayat boyunca bu şekilde uygulamak hastalığınızın seyri açısından aslında çok önemli. Bugüne kadar fark ettiniz ya da fark etmediniz bu durumu kötüleştiren ya da iyileştiren durumlar var. Bu videoda özellikle diyet ve hayat tarzımızda neleri değiştirebiliriz, neler iyi gelir aşırı aktif mesane hastalarına bundan bahsedeceğim. Tabii ki kafeinle başlamak lazım. Bugüne kadar yapılan çalışmaların derlendiği ana bir çalışmada kafein azaltılmasının ani sıkışma semptomlarında belirgin iyileştirilmesi sağladığı gösterilmiş. Bunun dışında özellikle akşam yemeğinden sonra alınan kafeinin gece sık tuvalete kalkmalarla ilişkili olduğu saptanmış. Tabii ben hastalara çay içmeyin dediğimde hocam hiç mi içmeyeceğiz şeklinde tepkiler geliyor. Ben şu şekilde anlatıyorum. Tabii ki çay içeceksiniz. Özellikle kahvaltıda veya gün içerisinde çay ihtiyacınızı veya çay alışkanlığınızı tamamlamaya çalışın. Akşam yemeğinden sonra da illaki çay istiyorum diyorsan da bitki çayları içebilirsiniz. İkinci maddemiz sıvı alımını kısıtlamak. Bu aslında özellikle idrar kaçıran hastaların sıklıkla kendi kendine uyguladığı bir yöntem. Bu yöntemin faydalı olduğunu söyleyen bir iki çalışma var fakat en son çalışmaların söylediğine göre sıvı alımını kısıtlamak idrarı konsantre hale getiriyor ve konsantre idrar da ani sıkışmaları artırıyor. Neticede önerilen ne fazla ne eksik günlük 1,5-2 litre civarında sıvı almak. Ayrıca sıvı kısıtlamanın kabızlığa yol açabilme ihtimali de var. Kabızlık da bu durumu oldukça kötüleştiren temel faktörlerden biri. Özellikle gece idrara sık kalkan hastaların akşam yemeği ile gece yatış saatleri arasında en az 4 saat bırakmaları gerekiyor ve akşam yemeği yedikten sonra artık sıvı alımını bırakmanız gerekiyor. Bunun dışında çok tatlı, çok tuzlu yiyeceklerin yine çok idrara çıkarttığını biliyoruz. Bunların dışında çok belirgin kanıtlar olmamakla birlikte acılı baharatlı yiyeceklerin sık idrara çıkma şikayetlerini artırdığını biliyoruz. Alkolün ne gibi etkileri var? Alkolün diüretik etkisi olduğunu biliyoruz. Yani idrar çıkarıcıdır alkol. O yüzden fazla alkol aldığınızda sık idrara çıkarsınız. Bu çok beklenen bir şey. Obezite ve kilo fazlası. Yapılan çalışmalar diyor ki obezite ya da vücut kitle indeksinin 30'dan fazla olması yani fazla kilolu olmamız idrar şikayetleri için temel bir risk faktörü. Vücut kitle indeksiniz 30'un üzerindeyse ve aşırı aktif mesane semptomlarınız varsa kilolarınızdan kurtulmak zorundasınız. Sigara. Aslında şaşırtıcı olarak sigara ile ilgili elimizde çok ciddi kanıtlar yok. Elimizde olan kanıtlar tüm idrar şikayetlerini artırdığını söylüyor. Neticede içerisinde 4000'den fazla toksik madde olan bir etken olduğunu biliyoruz. Bu toksik maddelerin birçoğu akciğerden atılıyor evet ama bir kısmı mesaneden de atılıyor, bir kısmı bağırsaklarınızdan da atılıyor. Örnek vermek gerekirse mesane kanserlerinin %50'sinden fazlasında etken sigaradır. Buradan yola çıkarak sigaranın mesaneyi etkilemediğini söylemek biraz abes olur. Peki diyet dışında elimizde düzeltebileceğimiz neler var? Soğuk havalar. Kore'den 582 hastayla yapılan bir çalışmayı biliyoruz. Bu çalışmada belirtildiği üzere özellikle hava sıcaklığının düştüğü mevsimlerde kış aylarında idrar şikayetlerinizin artmasını bekliyoruz. Buna ilave ilaveten Japonya'dan yapılan bir çalışma var. Yatak odasında değil ama oturma odası ortalama sıcaklığın altında olan hastalarda idrar şikayetlerinin çok daha belirgin olduğu saptanmış. Yani özet olarak soğukta kalmamanız gerekiyor. Netice olarak eviniz ısınmıyor olabilir. İşiniz dolayısıyla dışarıda bulunmak zorunda kalabilirsiniz. İçlik veya kalın giyinerek e, soğuktan korunmanız gerekiyor. Stres ve uyku düzensizliklerinin nasıl etkileri var? Elimizde çok belirgin kanıtlar yok. Ama hem insanlarda hem hayvanlarda yapılan az sayıda çalışmayı biliyoruz. Bu çalışmalarda aşırı aktif mesaneli hastaların normal insanlara oranla stres oranlarının daha fazla olduğu saptanmış. Mevcut durumda aşırı aktif mesaneye sahip olmak mı stresi artırıyor ya da stresli insanlar mı aşırı aktif mesane sahip oluyor bunu bilmiyoruz. Bildiğimiz tek şey aralarında sıkı bir ilişki olduğu. Yine bu çalışmalarda uyku düzensizliği yaşayan hastalarda idrar şikayetlerinin aşırı aktif mesane semptomlarının belirgin artış gösterdiği biliniyor. Tabii hayatınızdan stres faktörlerini çıkarın ya da uyku düzeninizi sağlayın demek yüzeysel bir öneri olur. Bazen içinde bulunduğumuz stresi durumlardan kurtulmak o kadar kolay olmayabiliyor. Bilimsel veriler bu şekilde. Tabi günlük poliklinik rutinimde bunları uzun uzadıya anlatmak için vakit bulamıyorum. Benim özetim şu şekilde oluyor. Özellikle akşam yemeğinde acılı baharatlı yemekler yok. Çok tatlı, çok tuzlu şeyler yok. Yemekten sonra portakal, mandalina gibi asit içeren meyveleri tüketmek yok. Siyah çay, kahve ve sigara gibi alışkanlıklarımızı bırakıyoruz ya da azaltıyoruz. Fazla kilolarımızdan kurtuluyoruz ve özellikle kardiyo ağırlıklı düzenli sporumuzu yapıyoruz. Alışkanlıkları bırakmak her zaman zordur. Tabi bunları birdenbire hayatınızdan çıkarın, bunları bırakın, bunları yapmayın demek kolay. Fakat bu videoyu izledikten sonra en azından azaltmayı deneyebilirsiniz. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere.